Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manab ben. Bugün sizinle çok enteresan bir haberle güne başladık. Gerçekten çok tuhaf bir haberle başladık. Çünkü aslında geçtiğimiz dönemde bir video çekmiştim size. Harmony OS işletim sistemiyle ilgili bir video çekmiştim. Ve o gün bunu söylemiştim. Ve bugün aslında baktığınızda gerçekten de bunun gerçekleşmeye başladığını net bir şekilde görebiliyoruz. Bugün bir anda Donald Trump hükümetinin gider ayak, yani az dedilen Donald Trump'ın arkadaşlar gider ayak Xiaomi'yi kara listeye aldığını görüyoruz. Yani bu kara liste nedir? Varlık fonu dedikleri bu liste şu oluyor. Amerikan şirketlerinin bu şirketlerle çalışması sakıncalıdır, yasaktır anlamına. Sakıncalıdır demeyeyim aslında, tam anlamıyla yasaktır denmesi ilgili bir durum var. Ben bunu daha evvel işte dediğim gibi Huawei aslında Harmony OS ile ilgili yaptığımız videodan anlatmıştım. Yani bugün evet bu Huawei'in başına geldi ama çünkü Donald Trump hükümeti Huawei'in Çin ordusuyla bağlantılı olduğunu söyledi. Dedi ki bugün işte Huawei'in başındaki adamın Çin ordusundan gelen bir subay olduğunu ve bunun da Huawei'in Çin ordusuyla organik bir bağı olduğunu söyledi. Bunu ispatlamadı. Bununla ilgili en ufak bir ispatı yoktu ama dediğim gibi bununla ilgili böyle bir açıklama yapmıştı bildiğiniz üzere. Ve bugün de yani bakıyoruz Xiaomi de aynen bu şekilde Huawei gibi varlık fonuna ya da kara listeye aldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Açıkçası bugün biraz detaylara bakıyorum. Hani sadece Xiaomi'yi de almamak için 9 tane daha şirkete, yani toplamda 10 tane şirket arkadaşlar Xiaomi ile beraber yani bu kara listeye alındığını görüyoruz. Şimdi ben tabii ki firmayla konuştum ve açıkçası açıklamalarını, yani ne açıklama yapacaklarını merak ettim. O yüzden biraz beklettim bu videoyu. Erken bir şekilde video çekmek istemedim. Xiaomi'nin açıklamasını arkadaşlar çok net bir şekilde okuyorum. Xiaomi diyor ki şirketimiz varlık gösterdiği bölgelerin ilgili yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak faaliyetlerini yürütmekte ve tamamen bireysel ve ticari kullanıma yönelik ürünler ve hizmetler sunmaktadır. Şirketimizin Çin ordusuna ait değildir. Çin ordusuyla herhangi bir bağı bulunmamaktadır. Ve NDAA yani ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası belirttiği şekilde Komünist Çin askeri şirketi değildir. Şirketimizin ve hissedarlarımızın çıkarlarını korumak üzere gerekli tüm önlemleri tarafımızdan alınacak. Şirketimiz bu sürecin olası sonuçlarını grup üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere detaylı incelemelerini sürdürmektedir. Gerekli olması halinde ilerleyen günlerde ek açıklama yapılacaktır diye bir açıklama bugün Xiaomi tarafından resmi olarak yapıldı. Şimdi yani açıkçası ben yani bir önceki videoda da bunu söylemiştim. Yani kesinlikle ama kesinlikle bu noktada yeni gelecek hükümetin yani Biden hükümetinin bu olaylara bakış açısı bence Amerika ile Çin arasındaki bu politik atom bununla beraber işte ekonomi, siyasi yani bütün ilişkilerin nasıl ilerleyeceğini de gösterecektir. Donald Trump dediğim gibi yani aslında azledilen bir başkan şu anda, hatta kendi partisindeki milletvekilleri tarafından bile azledilmesi tarafında oy kullanılan bir başkandan bahsediyoruz. Bunun verdiği bu şekilde psikopat saçma sapan kararlar yüzünden sektör saçma sapan bir hale geldi. Yeni gelecek olan Biden hükümeti şunu derse biz bu yasaklamaya devam ediyoruz. Bak bunu şunu da söyleyelim. Kasım 2021 tarihine kadar bir zaman var. Yani önümüzdeki Kasım ayına kadar Xiaomi'nin de yani ya da diğer tüm üreticilerine Xiaomi ile olan ilişkilerini sonlandırılacağı tarih Kasım 2020 olarak gösterildi. Yeni gelecek olan Biden hükümeti derse ki yok arkadaş evet ya biz kesinlikle Huawei'yi de Xiaomi'yi de Oppo'yu da Vivo'yu da Realme'yi de ne varsa Çinli şirketi bu şeyi alıyoruz, yasağı alıyoruz derse ben söylüyorum bakın Android işletim sistemi sadece Samsung için kullanılan bir mobil işletim sistemi haline gelecektir. Sadece Samsung telefonlar kullanacaktır. Tüm sistem zaten bunu Huawei başkanı çok net bir şekilde söyledi. Eğer dedi bizim de işletim sistemimizi diğer Çinli üreticiler de kullanmak isterlerse onlara her zaman kapımız açık dedi. Görünen o ki yani eğer dünya başka bir noktaya doğru gidebilir. Bu tabii ki durumdan yani şu anda Xiaomi açıklama yapıyor ama ben Google'ın şu anda ne yaşadığını içeride Android tarafındaki sorumlu olan insanların ne yaşadığını tahmin bile edemiyorum. Çünkü düşünsenize bugün baktığınız zaman işte Android telefon kaç tane? İşte 2 milyar tane telefon var diyorlar. Bir anda bu telefonların arkadaşlar 500 milyona falan düşmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Acele bir karar vermek, acele bir panik yapmaya falan filan gerek yok. Kesinlikle böyle bir durum söz konusu değil. Ben Biden hükümetinin zaten bu kararları falan filan kesinlikle reddedeceğinden adım kadar da eminim. Çünkü zaten baktığınız zaman Çin'le yani başkan olmadan evvel baktığınızda Çin'le olan ilişkileri daha ılımlı bir şekilde yaklaştığında çok net bir şekilde biliyoruz. Çünkü Trump ciddi anlamda arkadaşlar psikopat bir adam ve bu noktaya işleri getirdi. Xiaomi tabii ki Apple'ı geçti ve yani sadece telefon pazarında değil Xiaomi her şeyde var. Yani akıllı bavulda da var Xiaomi. Kaykayda da var. Elektrikli bisiklette yani her şeyde var Xiaomi. Ve bundan rahatsız olan
Donald Trump ve gider ayak böyle bir şeye imza atmışlar. Şunu çok net söyleyeyim. Panik olacak bir durum yok. Ben bu durumun Biden gelmesiyle beraber herhalde zaten anladığım kadarıyla önümüzdeki ay itibariyle Biden da göreve başlayacak. Çünkü azledildi bu adam. Bununla beraber mutlaka ama mutlaka bu işlerin çözüleceğinden de adım kadar eminim. Hep beraber arkadaşlar yaşayacağız, göreceğiz. Ama dediğim gibi yani iş başka bir noktaya doğru gidebilir. Bunu hep beraber göreceğiz. Bakalım diğer üreticiler bu konuda açıklama yapacaklar mı, yapmayacaklar mı? Özellikle ben diğer Çinli üreticilerin bu olaya bakış açılarını da çok fazla merak ediyorum. Tabii ki resmi bir açıklamaları yok şu anda ama önümüzdeki dönemde gerçekten de Çinli üreticiler hep beraber toplanıp Hongmeng işletim sistemine ya da Harmony OS işletim sistemine geçiş yapabilirler. Bunu da Google'a çok büyük bir zararı olacaktır. Hep beraber yaşananları göreceğiz. Sizleri seviyorum. Yeni videolar görüşürüz. Hoşçakalın. Bye bye.